Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şerbetli bir tatlı olan kalbura bastı tatlısı tarifi yapıyoruz. Tatlımız her tarafına şerbetini tam çeken, kıvamı çok güzel, lezzetli, hafif bir tatlı. Şerbetli tatlı sevenler için çok güzel. Yapımı da çok kolay, rahatlıkla yapabileceğiniz güzel bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tatlımızın ilk önce hamurunu hazırlayacağız. Hamurumuz için yoğurma kabına yumurta, yoğurt, sıvı yağ ve irmiğimizi koyalım. Çırpma telimiz ile güzelce çırparak karıştıralım arkadaşlar. Eritmiş olduğumuz tereyağımızı içine ilave edelim ve tekrar çırpalım. Nişasta, kabartma tozu ve vanilyamızı ilave edelim. Bu malzemelerimizi de çırptıktan sonra çırpma telimizi artık çıkartalım. Elimiz ile yoğurmaya başlayacağız çünkü. Yavaş yavaş unumuzu ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz elimize yapışmayan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Katı bir hamur olursa şeklini veremeyiz arkadaşlar. Üstelik yağlı bir hamur. Şeklini verirken dağılmalar olabilir. Bunun için ununu yavaş yavaş koyalım ki tam kıvamında güzel bir hamur elde edelim. Gördüğünüz gibi hamurumuz artık elimize yapışmıyor. Güzelce yoğurup toparlayalım. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi artık şekil alacak. Arzu ettiğimiz boyutta parçalar koparıp yuvarlayalım ve rendemizin üzerinde bastırarak inceltelim. Ortasına cevizimizden koyalım. Arzu ederseniz ben ceviz kullanmayı tercih ettim. Fıstık kullanabilirsiniz, fındık kullanabilirsiniz. Tercih sizin arkadaşlar. Rende kullanıyoruz şeklini verirken. Arzu ederseniz tabii ki başka aparatlarda kullanabilirsiniz şekil vermek için. Ortasına cevizimizden koyup kenarlarından ortaya doğru kapatıyoruz ve ortada birleştirip elimiz ile bastırıp rendemizden çıkartıyoruz hamurumuzu. Yine tekrar bir parça daha hamur alıp üzerinde bastırarak inceltip iç harcımızdan koyarak kenarlarından ortaya doğru kapatarak birleştiriyoruz ve elimiz ile bastırıp açılmamasını sağlıyoruz. Rendemizden çıkarıp fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şeklini vermesi çok rahat arkadaşlar. Hamurumuzu güzelce yaptıktan sonra hiçbir sorun yok. Bu şekilde bütün hamurumuza aynı şeklimizi veriyoruz. Bir tepsiden biraz daha fazla oldu gördüğünüz gibi benim malzememden arkadaşlar. Şerbetimizi hazırlıyoruz. Tatlımızı hazırladıktan sonra 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Şerbetimiz için olan malzememizi de tenceremize koyup ocağımıza koyuyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra içine 1-2 damla limon suyu damlatıp 5 dakika kaynatıp ocağımızın altını kapatıyoruz. Fırından çıkıp soğutmuş olduğumuz tatlımızın üzerine ılık şerbetimizi her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Tatlımız soğuk, şerbetimiz ılık olacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Üzerine şerbetini koyup dinlendirdikten sonra iyice şerbetini çektikten sonra servis yapacağız. Her tarafının şerbetini nasıl çektiğini siz de göreceksiniz arkadaşlar. Çok güzel, kolaylıkla eşit bir şekilde şerbetini çekiyor. İyice dinlendirdikten sonra servis kabımıza alıp üzerine Antep fıstığı serperek, yeşil fıstık servis yapıyoruz. Arzu ederseniz başka süslemelerde kullanabilirsiniz tabii ki. Hindistan cevizi, fındık, fıstık, ceviz ne istiyorsanız onunla servis yapabilirsiniz. Ben frambuazla da süslemeyi tercih ettim sizler için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iç kısmını da göstermek istiyorum. şerbetini nasıl her tarafının güzel çektiğini görmeniz için. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.